Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Latte macchiato yapacağız. Fireşlerimiz var. Şimdi fireşimizi açalım. Şöyle çıkardık kafasını. Bu çok pahalı bir şey değil. Herkes alabilir. Şimdi ona kahvemizi koyalım. Böyle granül kahve, yani eriyebilen filtre kahve hangisi varsa ondan koyabilirsiniz. 2 ya da 3 kaşık koyabilirsiniz. Böyle 3 kaşık kadar koyalım. Hangisi ne kadar isterseniz. Ve şimdi bunun üzerine şeker yapacağımız için 2 kaşık da şeker koyuyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar bir su ekliyoruz. Kaynamış su. Fireşimizi böyle koyduk üstüne. Şimdi orada bekletiyoruz erimesi için. Şimdi diğer fireşimizi alıyoruz. Çıkardık onu. Üzerine kaynamış sütümüzü ekliyoruz. Böyle tam yağlı olandan. Bir çay bardağından az fazla koyuyoruz. Şimdi fireşimizin üstünü koyduk böyle. Devamlı bunu böyle şey yaparak sütümüzü köpürmesi için uğraşacağız böyle. Sürekli aşağı yukarı yaparak köpürtüyoruz onu. Ve de 2-3 dakika yaptığımız yeterli oluyor. Şöyle köpürdü zaten. Çok basit, zor bir şey değil. Şöyle köpürdü zaten. İyice köpürsün diye yapıyoruz. Bardağımızı alıyoruz. Köpürmüş sütümüz üzerine ekliyoruz böyle. Sütümüzün bardağı biraz geniş olduğu için fazla süt gitti. Şimdi kahvemizi aynı şekilde yapıyoruz. Yani bardağınıza göre süt zaten yapmak gerekiyor. Şimdi kahvemizi de aynı şekilde köpürtüyoruz. Şöyle çıkardık. Etrafa sıçrıyor arada. Şöyle alıyoruz. Tam orta kısmına gelecek şekilde döküyoruz. Macchiato böyle oldu. Şimdi üzerine biz üzerine daha fazla köpük de koyabiliriz. Böyle istediğimiz kadar. Hani bu bardağımız büyük olduğu için mecburen bu şekilde yaptık. Üzerine çikolata sos koyabilirsiniz. Ben yeşil fıstık var. Ondan böyle ekiyorum. Daha bir güzel görünsün diye. Ne ile istersen süsleyebilirsiniz. Böyle yeşil fıstıklı latte macchiato bu şekilde isteyenler yapıp içebilirler. Afiyet olsun. İyi seyirler.